Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte İstikbal Legacy'nin görev videosuyla, yeni bir görev videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber 219 ve 220 oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl görevler gelmiş ve bundan sonra da arkadaşlar Goose of Arena'nın yeni videosuyla FNAF atmayı düşünüyorum. Yani eğer cesaretim yeterse, gücümü toplayabilirsem FNAF atacağım. FNAF'ın birinci oyun, yani zaten üçüncü geceden devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi misyon 219 arkadaşlar, 4 tier undead'ler geliyormuş. Undead spy, işte askerler. Dalga dalga ölüler geliyormuş. 4 tane unit'i kontrol edebiliyormuşuz ve en iyi düşman tüm üniteleri kullanabiliyormuş arkadaşlar. Ve love kostümü yaptım tüm askerle. Love kostümünü giydirdim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi bence ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Okçuyu bir fulleyelim. Madenciyi bir fulleyelim. Spartalanın tüm yükseltmelerine birer birer, hatta mızrağını bir kere daha verebiliriz. Bas abi, tamam mı? Olayı biliyorsunuz arkadaşlar. Bak, karşı taraf vamp, biz love'ız. Bir tane kayraydı, çok basasım var. Yani basayım mı? Basayım mı? Bakayım, karşıya bakarak bir karar vereceğim. Bas gitsin bana be. Lan bayağıdır da kayraydır basmıyorduk. Adamım benim be. Vallahi seviyorum seni. Abi bir tane madence hızı verebiliriz. Sen nereye gidiyorsun kanka? Sen de kalacaksın. Bu da emir verir gibi oldu da neyse. Çok da önemli değil zaten. Şimdi arkadaşlar bir kayraydır bir basasın geldi. İçinden mi geldi yani? Öyle çok da büyütecek bir şey değil. Hoppa hadi bakalım. Insane zorlukta kayraydır basıyoruz. Allah Allah Allah. Allah. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hatta şöyle okçularla bir desteğe girelim. Ben niye öyle boş boş duruyorum? Aslında aynen, bir tanesi ben kontrol edeyim. Aynen öyle abi. Oo çok güzel bir hediyeydi. Abi çok güzel. Kayraydır içlerinden geçti adamlarım be. Vallahi kayraydır adamın içlerinden geçti desem yeridir arkadaşlar. Hop bam. Saldırın oğlum. Abi çok güzel bir şey bu Kayraider ya. Arkadaş efsane. Biz bitirdik abi adamları. Oho. Çok güzel. Hatta birazcık Spartalı yolu yani. Allah'ım öleceğiz. Bir tane Spartalı. 2-3 tane Spartalı yollamamız lazım arkadaşlar. Oğlum okçular da çok öne giriyor ama. Okçular siz de ölmeyi hak ediyorsunuz ama yani. Böyle aptallık yaparsan ölürsün tabii yani. Arkadaşlar biz bu görevi çok eğlenceli bir şekilde geçebiliriz yani. Harbiden öyle olacak. Bir tane daha okça basayım. Onun yerine işte. Benim bu kadar ha dedim. 3 tane okçum var, tamam. 7-8 tane okçum varmış yani. Arkadaşlar bitirdik adamları ya. Vallahi bitti. Eski taktiklerden arkadaşlar bu da. Spartalı ile adamların önüne gelme taktiği. Hadi abi heykeli yıkında biz de bu adamın içinden geçelim. Hadi abi hadi hadi. Ne uzun canı varmış bu heykelinde. Hop bir tane şöyle vurayım ben 120'yi. Rahat olsun birazdan. O zombiler var ya oraya fena birikti ama. Tamam artık son anda ölüyordu artık bize Spartalı. Arkadaşlar. Şöyle gelişine bir tane mızrağı şeye hesapladım heykeli, çok güzel. Dalga dalga zombi de gelemedi ha, ben pek anlayamadım çünkü direkt Kayraider'la başladığımız için. Bitti. Bitti. Bitti abi, bitti bitti. Hadi bakalım bu, hadi bakalım. 4 dakikada aldık, daha doğrusu abi 3 dakikada almışız, bir de 1 dakika giriş sayın yine. Bayağı iyiydi arkadaşlar, çok güzeldi. Bu arada dün de arkadaşlar gerçekten güzel video attım. Goose of Arena'nın videosunu attım. Örtüla 3'ün videosu değil. Yeni bir oyun Ace Horror Game'in 4. videosunu attım arkadaşlar ve yeni bir oyun, korku oyunu attım. Mr. Meat adında arkadaşlar. O videoyu izlemesini izleyebilirsiniz. Şimdi abi Inamorta and Arm, Inamorta'nın Prince'in unuttusu geliyormuş karşıdan. Hayatta kala Sunset. Gün batımına kadar hayatta kal. Hayatta kalma görevi. Hızlı summoning. Deathmatch summoning. Hızlı spamlanırlar galiba. Öyle demek istemiş. Her şey ooo 25 güç puan. Galiba bu zamana kadar arkadaşlar en çok yükseltme puanı veren görev bu. Çünkü 25 tane daha fazla veren var mı ya, başka görev var mı?
Bilemedim yani şimdi. Abi madenciyi fulle. Okçuyu fulle. Spartalı'dan ilerlemek istiyor musun var ya? Tamam mı? Madencinin şeyini de fulle abi. Belki kılıçıyı da kullanırız diye. Kılıçı da fulle. Evet tamam. 4 tane adamı fulledim abi. Aynen abi. 8 tane madenci basacaksın. Okçuları başta bir aradan çıkaralım. Tamamdır. Okçuları iyi bir defans yaparız. Okçularla güzel bir defans yapılabilir arkadaşlar. Ya bunlar mı ya? Bu karşıdan prenslerin işte zengin bir kabilenin zengin bir ırkın adamları geliyor. İnamorta'nın zengin bir düşmanı yani bizim düşman işte bize karşı düşman olan birinin. Abi şimdi biz 4 tane Spartalı çağıralım. 4 tane Spartalımız da gelsin. Okey. Keşke kılıçı fırlamasaydım ya. Onun yerine ben büyücü arasında kaldım. Büyücü ile kılıç arasında kaldım da. Büyücü de basarım ben be. Vallahi büyücü de basayım. Büyücünün patlama hasarı zaten iş yapar her türlü. Abi bir 4 okçu da alabilirim. Bir 4 okçumuz da olabilir. Güzel. Ulan kostümlü Spartalı efsane bir şey ya. Yani çok havalı da bir de. Bir sıra Spartalı bence yeter arkadaşlar. Yeter mi? Bence yeter. Büyücü basayım bir tane. Dediğim gibi. Önde savaşayım ben abi şöyle. Hop hop ağzına ağzına mızrağı geçireyim. Tamamdır. Çok güzel. Madenciler full olduğu için tabii baya baya altın geliyor arkadaşlar. Bir tane daha büyücü istiyorum. Okey. Kılıçı da fulledim mi? Kılıçı çağırmayacağım ya. Vallahi kılıçı çağırmayacağım abi. Oo, gelin bakayım. Gel gel gel. Okçularla geliyorlar bir de. Bir de okçularla geliyorlar. Ulan terbiyesizler. Ulan. Siz ne oldunuz ya? Ha şimdi buna büyü kullanmaya gerek var mıydı? Ya bence yoktu yani. Bir tane dev basayım abi o zaman yani. Ya da eşit dağıtabilirim evet puanları. Bir tane devimiz olsun abi. Bayağı iyi oldu ya. Devi de bastık. Ooo. Spartalılar. Evet en sevdiklerim. Çok seviyorum ben bu Spartan normal orijinal kostümünü. Çünkü bayağı nostaljik geliyor bana ya. Hop sana şöyle bir kafa. Bir tane şöyle bir kafa. Bir tane şöyle sana saplama. Bir tane de sana şöyle bir saplama derken. Tamamdır. Oo yine adamlar da geliyor. 200. görev gibi olmuş bu abi. Büyücüler 3 tane geliyor. Ne ayak bu? Şöyle bir deprem atsam abi. Ha çok da güzel olur bence. E tamam oğlum bunları biz aldık ki bunlar kolay. Bunlar kolay arkadaşlar. Son zamanda gelen görevler kolay. Ya da ben çok iyi geçiyorum. Ben de bilmiyorum. Emin olun ben de bilmiyorum. Ya çok kolay görevler geliyor. Ya da çok rahat geçiyorum. İkisinden biri. Çünkü zorlanan arkadaşlarımız da varmış. Mesela geçen hafta bayağı zorlanan arkadaşımız da olmuş görevlerde. Bu hafta bakalım. Yorumlara yazın bakalım. Görevler nasıldı? Şimdi benim 2 tane dev, 3 tane devim oldu. 2 tane de bile değil. 50 tane adamım var şu anda. Full. Bence biraz evet defansta bekleyebiliriz. Gün batımına yani gün doğuşunu gün batımına kadar değildi. Gün batımında mıydı? Aha ne oldu? Prince and Armsal geliyormuş. Oo bu ne? Aa bu ne? Arkadaşlar dünyanın abi sözümü geri alıyorum zor tamam. Siz büyüksünüz. Siz kimsiniz lan? Oğlum siz kim? Oyun King Saray Küç. Lan bu nasıl görev? Aba! Altın Spartonlar geldi. Allah'ım Allah'ım bu nedir? Lanet o Allah! Kaç 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 kaç. Grifon'u bas abi. Grifon'u bas. Stone Giant'ı bas. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Böyle bir görev yok bu arada.
Ağzınıza vuracağım şimdi oğlum. Grifon'u seçtim. Ağzınıza ağzınıza. Heykelin de gücünü açıyorum abi. Abi bu nasıl görevdi? İnanılmaz bir görevmiş bu. Abi siz bunları halledersiniz. İçlerinden bile geçersiniz. Sen gel, siz gelin oğlum. Şöyle bir depreme yapıştıralım size. Böyle adam olacaksınız. Abi inanılmazmış bu görev. King Zarek geldi. Bir sürü altın sperton geldi. Abi ne oldu bu görevde ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Lafımı geri alıyorum bu arada. Görevin son dalgası harbi zorluymuş. Bak ben büyü bastığım için kolayca geçtim. Vallahi bak büyü basmasam bunlar bizi bitirirdi zaten. Abi neler yaşadık? Dur ne diyor orada? Abi prenslerin hep tüm komple ordusu geldi bakın. Tüm prens, trans tribes inan ortanın anti army. Ama burada işte sana asker gelecek, sen King Sarak gelecek falan demiyor ki. Arkadaşlar gerçekten bir savaş içinde hissettim kendimi. Abi bu çok güzel görevmiş. 220. görev güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten hoş bir görevmiş. Neyse arkadaşlar artık yavaştan videomuzu bitirelim. Sandığımız var mıydı bizim? Vardı galiba ya. Bu sefer sandık birlikte. Evet. Güzel videoydu arkadaşlar. Fena bir savaş oldu. O 220. görev fena bir görevmiş abi. Efsane bir görevmiş ama. Abi efsane bir görevmiş. Neyse arkadaşlar o zaman videomuz bu videomuz arkadaşlar. 219. 220. görevle öndük. 220. görev çok fenaydı. 219. görev de güzeldi. Onda Kai Rider falan baskıştı da 220. görev çok bambaşka bir görevdi. Yani adam oyunu kastırdı. Dedim ne oluyor, bir sürü kişi de alıyor. 6-7 tane devle saldırdılar bize ya. 5-6 tane devleri var deniz adamın. Neyse arkadaşlar Allah o görevler zorlaşıyor yani gene. Tam valla lafım üstüne geldi ha. Kolay geçiyorum dedim ama gene de geçtim bir şekilde. Büyük olanak falan. Arkadaşlar bize beğendiyseniz like atmayı, kanalımda seversiniz de sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dakika da görüşürüz. Kendinize bakın ve bay bay.